Hasic kiralık olarak gönderiyormuş. Kocaeli Spor ve Ümraniye Spor ikisinden biri. Abi oo, göndermesin daha iyi ya. Abi niye gönderiyorlar bu adamı? Kocaeli'ye lazım. Valla tuhaflar. Abi çok ufak bir şey. Sakatlıktan çıktı biraz toparlasın diye gönderiyorlar. Orada çünkü Gezal sağlam. Kocaeli'ye abi Kocaeli Spor'a gitmesin de Ümraniye Spor'a gitsin. Ümraniye Spor ligde çok iyi. Bir de hocası da çok lider zaten şu an. Aynen hocası da çok beğeniyorum ben. Modern bir anlayışı var futbolda. Bizim Kartal Kayra Yılmaz da orada oynuyor biliyorsunuz. Bu sezonda Ümraniye Spor'un yıldızlarından biri. O da biri. İyi. O da iyi. Evet. O da çok iyi bu sezon. Bayağı iyi geliyor yani. Gelecek sezon Beşiktaş'ta da forma şansı bulabilir yani muhtemelen. İyi bir futbolcu oldu. Ümraniye'li Derya da Ümraniye Spor'a bir şeyler söylesin ya Ümraniye Spor hakkında. Ümraniye Spor'u takip ediyorum. Kartal Oran'ın maestrosu ya. Aynen. Helal. Duran topları çok iyi kullanıyor. Güzel yönetiyor yani. Aynen. Kartal bir de Napolyon'u falan aldılar onlar Başakşehir'den. Yani kadrosu çok iyi Ümraniye'nin. Aynen. Recep Uçar sanırım. Abdullah Avcı'nın yardımcısı. Evet, bize de çalışmıştı. O ekolden geliyor. Aynen. İyi hoca. Abdullah Avcı'yla beraber o ekolden geliyor. Ben başarılı buluyorum yani. Ümraniye güzel futbol oynuyor. Yani birincilikte fark yaratıyor. Hani bir aksilik yaşamazlarsa ben Süper Lig'e geleceklerini düşünüyorum. Hani farklı şeyler yaşanmazsa. Abi evet. Çok ufak bir şey demek istiyorum. Hasan Can çok iyi yönetiyordu orada aslında son ligin son ikinci yarısını. Evet, aynen. Mert. Yani birinci lige çıkma, Süper Lig'e çıkma niyetleri olmadığını düşünüyordum. Ben de bakalım, bilmiyorum. Evet, Mert son sözü söyleyecek. Evet, sonlara doğru patlıyorlar. Abi çok ufak. Bu genç oyuncular muhabbetinden ötürü bu. Mesela Trabzon maçında gördük abi. Bugün oyuna Trabzonspor hatta daha gerideyken kim girdi abi? Aynen. Ahmet Can girdi. Şimdi şampiyonluk yarışında bu takım Galatasaray deplasmanında yani mutlak kazanması gereken bu yani Galatasaray deplasmanı hani isterse yani neticede Galatasaray deplasmanı. Orada 19 yaşında altyapıdan oyuncu oynatabiliyor da Fenerbahçe Sivas deplasmanında niye altyapısından ikinci takımında oynayan Çağatay Kurukalıp'ı neden oynatamıyor? İşte bunu abi Türk futbolunun açık soru şeyi olarak. Yani sorunu özeti işte. İsmail Hoca burada garanti ya İsmail Hoca garanti bir şey yaparak zaten burada bir şey kazanamaz. Sen yapılmamış bir şey dene burada. Bir fark yarat. Hani o farklı bir şey yap. Evet. Farklı bir şey yap ki insanlar da seni daha güzel hatırlasın. Zaten güzel hatırlıyorlar. Desin ki İsmail Hoca sol bek kazandırdı takıma giderken. 6 ayda bir şeyler yaptı. Abi ama ezbere iş yapıyorsun hala. O nesildeki hocalar genelde öyle ya. Hani güvenip çıkaramıyorlar. Abdullah Avcı da hani yaş itibariyle o nesle yakın bir hoca ama ama çok farklı Abdullah biraz Hoca. Daha farklı. Farklı gerçekten farklı. Hani taktiksel anlamda vesaire ama Abdullah Avcı'yı ayrı bir yere koyarsak o nesildeki hocalar hakikaten hani güvenemiyorlar gençlere. Mesela atıyorum bugün Abdullah Avcı'nın yerinde İsmail Kartal olsaydı orta sahadan birini stopere çekerdi. Dorukhan'ı çekerdi ya da ne bileyim Berat'ı çekerdi. Emin olun böyle yapardı bak. Adım gibi eminim. Aynen öyle. Ama adam güvenip Ahmet Can'ı sahaya sürebiliyor. Evet.